Ustalarım merhaba. İzlemekte olduğunuz video ana başlıklardan oluşmaktadır. Yaz için çok önem göstermeniz gereken biz başlıkları hatırlatıyoruz. Lütfen YouTube kanalımızda tamamını izleyin. Tamamını izlerseniz ana fikri kaparsınız. Dönüp de bize soru sorup bizim de yükümüzü artırmazsınız. Çünkü çok dönüşler oluyor, yetişemiyoruz. Sizlerden ricam tamamını okuyun. Lütfen beğene basın. Sevdiğiniz videoları da facinizle paylaşın. Kanalımıza destek olun. İyi seyirler. Arkadaşlar semizotu kuşlarınızdan eksik etmeyin. Evet, haftada bol verirseniz ishal yapar, bağırsakları temizler ama yeşil sıçar salmonella diye korkmayın. Gel bakalım, gel. Gel. Bakınız A vitamini, D vitamini, K vitamini. Dut yaprağının içinde mevcut. Parayla satın almıyorsun abi. Arkadaşlar bu gördüğünüz elimde dut yaprağı. Yaprağı nasıl uygulanır onu göstereceğim size. Şöyle 3 yaprağı düşünün kardeşim. Her bir litreye bir bardak olarak düşünün. Diyelim ki önümüzdeki suluk 5'lik. Biz 5 yaprak yapıyoruz şu an. 5 yaprağı aldık kardeşim. Bakınız. Bunu böyle bir eziyorsunuz. Ezdiğiniz zaman yani bütün kılcal damarları çatlamış oluyor. Çatladığı zaman ne oluyor? Her tarafından suya kendi içindeki özü vermiş oluyor. Bak 5 litreye 5 tane aldık. Zeytin dalı Kur'an-ı Kerim'de çok geçer. Zeytin geçer pardon. Ve dini ve zeytunu ve durisinine ve hazel bey. İçerisinde E vitamini. C vitamini üst düzey bulunmaktadır. 1. Sinir hücrelerini korur. Gel buraya. Seni kardeşim. 2. Antioksidan içerir. 3. Mikropları öldürür. Hepimiz öleceğiz. 4. Bağırsak ve solunum yollarını kesinlikle temizler. 10 numara ilaç değil, doğal. 5.'si de ciğer yağlanmalarını önler. Ayetle sabit. Zeytin mükemmel bir Allah'ın yarattığı meyve. Bu halis zeytinyağı. Zeytinyağını anlatmaya gerek var mı? Mucize. Veddini ve zeytünü. Mucize. E vitamini bakımından yüksek. Peki güvercinlerde yumurta felci neden olur? E vitamini eksikliği, kalsiyum eksikliği. Üst düzey E vitamini bunun içerisinde. Hani Canan Karatay hanımefendi de söylüyor ya doktor. Zeytinyağı çığ çığ için diyor. Bu kadar faydalı. İçerisine 4-5 baş sarımsak şöyle yakınlaştırayım, doğradık attık. Yani 20 gün, 1 ay serin yerde bekletiyorsun. Şimdi bunu 10 kilo buğdayınız var diyelim. 10 kilo buğdaya yarım çay bardağı bundan döküyorsunuz. Yarım çay bardağı tozu alınmış buğday veya karışık yem fark etmez. Yarım çay bardağı bundan döküyorsunuz. Kovadan kovaya aktarıyorsunuz. Bu bütün yemin üzerini kaplıyor. Her tarafını kaplıyor. Ve bunu günlük kuşlarınızın yemliğine koyuyorsunuz. Yemi yerken sarımsağı da doğal olarak zeytinyağının bileşimini doğal olarak kuş alıyor. Arkadaşlar şimdi mangal kömürünü içinde ne var onu anlatıyorum. Ya da ne işe yarıyor onu anlatıyorum. Sindirim sistemini düzenliyormuş. Bu da benim bildiğim ilk konu. Yani mangal kömürü bak normalde sobaya kullanılan kömür değil. Mangal kömürü olacak. Haftada bir gün verecekseniz önce bunları verin. Kursakta bulunan bakteriyel veya viritik durumları en aza indiriyor. Yani bakteri ve virüs tarzı şeyleri de en aza minimini indiriyor. Yani o kadar faydalıymış. Biliyorsunuz kuşlarda mide yoktur. Kursak vardır. Yedikleri şeylerle, kursaktaki taşlarla yedikleri yemleri öğütürler ya. Tam bu noktada bakınız. Ne diyor? Bakteriyel ve virüs tarzı. Mikropları da öldürüyormuş. Şu az önce 15 dakika önce kustu. Kusarak dışarı attı. Sadece bir kuştan çıktı. Kalabalığı görüyorsunuz. Elma sirkesini anlatacağım. Elma sirkesi öncelikle kuşların suyuna koyabilirsiniz. Tüylerini düzeltir. Diş parazitleri atmaya yardımcı olur ve deriye de büyük faydaları vardır. Dezenfektan özelliği vardır. 2. Boğaz enfeksiyonlarını gidermekte büyük faydası vardır. 3. Ağız kokularını giderir. 4. Yorgunluk atar. Hani diyorsunuz ya kuşlar uyuşuk. Yorgunluk atar. İçme sulağına 3 litreye 1 çay bardağı. 5. Soğuk algınlığını gidermede yardımcı olur. 6. Ciltteki bozuklukları düzeltir. Hani tüylerini ufalıyorsunuz da derileri buruşuk buruşuk duruyor ya. Onların ortadan kalkmasına yardımcı olur. Arkadaşlar kuşlarının banyosuna 5 litreye 1 su bardağı elma sirkesi koyun. Çok faydası vardır. Sizden rica ediyorum. Allah rızası için. Bunu videoyu beğenin. Beğenin üst sıralara çıksın. Bu semizotu. Bildiğiniz semizotu. Bu pazı yaprağı. Bu kereviz. Kuşlarınıza tuz değil. Mineral taşı değil.
doğal olanı vereceksin. Bunlar da doğal tuzun yanında inanamayacağınız şeyler var. Size çok önemli bir bilgi vereceğim arkadaşlar. Toz kireç. Alçı değil arkadaşlar. Bakınız alçıyla kireci de karıştırmayın. 5 litrenin içerisine 1 çay kaşığı kireç koyduğunuz zaman kuşların kalsiyum deposu, kalsiyum ihtiyacını karşılarsınız. İçindeki kötü bakterileri de öldürmüş olursunuz. Tabii iyi bakteriye de zarar verebilir. Onun için kefir uygulaması yapın. Onun uygulaması YouTube kanalımda da var. Arkadaşlar bunlar çam kozalağı. Bunları parçalayacağım. Göster oğlum. 3 litre suyun içerisine bu iki tanesini 24 saat bekletiyoruz. Beklettikten sonra kaynatıyoruz. 24 saat bekleyecek ama. Kaynatıp süzdürüyoruz. Bu suyu dolaba koyuyoruz. İnsanlar da bundan içebilir. Tadı acı olur. Bir çay kaşığı bal koyup karıştırıp içebilirsiniz. Yeni bir ürün tanıtacağım size. Tamamen doğal bir ürün tanıtacağım. Şimdi arkadaşlar, zencefil. Benim anlattığım her ürün, yani kereviz yaprağıdır, pazıdır, dut yaprağıdır, zeytin yaprağıdır, işte budur vesaire aklıma şimdi gelmiyor. Haftada bir gün. Bunları verebilirsiniz. Bakınız. Böyle bir çay kaşığı 3 litre suya koyuyorsunuz. Bir çay kaşığı 3 litre suya. Maden suyunu anlatacağım. Soda değil, maden suyu. Sodayla maden suyunun içimi aynıdır, içeriği farklıdır. Doğal mineralli su. Paran varsa her gün ver. Haftada bir gün 3 litre suya bir şişe mineralli su. Ekmek, palet yem, tuz, mineral taşları güvercinlerin düşmanıdır. Tuz ve mineral taşları güvercinlerin böbreklerini çökertir. Ekmek ve palet yem kursak mantarı yapar. Yavru ölümlerinin çoğu sebebi budur. Şimdi hocam dışarıda kuşlar yiyor. Dışarıdaki kuşlar yiyor ama günde de 10 kilometre uçuyor, harcıyor, bitiriyor. Kümes kuşu öyle mi kardeşim? Et için üretilmiş, yani tavuklar için üretilmiş, güvercinler için üretileni ben bilmiyorum ama palet yem, yavru özellikle pompayla bakanlar palet yem çok kullanır. Bir sorun onlara. Yavrularının kursağı taş gibidir. Neden taş gibi kalıyor? Çünkü kursakta iltihap veya mantar yapıyor. Onun için kuş, yavru kuşlarında ölme ana sebebi budur. Ekmek. Ekmek de aynıdır. Mayalıdır. Kursak mantarı yapar. Sevgili arkadaşlar, size buğdayı anlatacağım. Tabii ki buğdayı tarihçesini anlatmayacağım. Buğdayla bir güvercin 20 sene yaşar. Karışık yemle 3 sene yaşar. 2 sene, 2 sene, 3 sene de değil. 2 seneden sonra bütün arızalar başlar. Bakınız güvercinin öz maddesi buğdaydır. Öz maddesi buğdaydır. Şimdi güvercinleri karışık yeme alıştırdığın zaman buğdayı verdi mi böyle pis pis suratına bakıyor, buğdayı yemiyor. Neden biliyor musunuz? Evdeki çocukları pizza, kolaya, işte bilmem neye, gazlı içeceklere alıştırdığımız gibi ev yemeği yemiyorlar. Güvercinleri de karışığa alıştırdığın zaman karışığın üzerinde kimyasal fazladır, aşırı fazladır. Neden? Ticari amaç var. Kurtlanmayacak, kelebekleşmeyecek. Bunun için zirai ilaç var.